Ben iki sene önce 2021 kış gibi Melih'le beraber biz yeter dedik İstanbul'dan Bodrum'a taşınıyoruz. Hani güzeldi bir yıl. Sonrasında Melih bir çocuk yaptı. <laughs> İstanbul'da çevre var. Bodrum'da huzur var. Yani sosyal çevre olmadığı zaman ben şöyle bir denkleme düştüm. Yani bir tarafta yaşam kalitem yerlerde bir tarafta da depresif oluyorum. Sosyal hayat sıfır. Türkiye'deki ilk YouTube'dan para kazanma olayını çözen insanlardan biriyim daha Türkiye'ye açılmamıştı. Ya yani buradaki en boktan şey boğa piyasasında çok büyük standartın artıyor. Çok büyük para kazanıyorsun. Bir anda elin açılıyor. Bu aralar izleyicilerimiz gibi <laughs> farkındaysan. Benim hatırladığım sen e, ofisten koşarak e, ben araba almaya e, gidiyorum deyip gittim ben e, akşam En e başından geldim. anlatalım o olayı. 25 bin dolar kar vardı. Dedim ki bu yürüyecek hani elle miyim? Abi sabah bir kalktım ilk olmuştu. Yüzden. Senin Hı? en büyük sıkıntın aç gözlülük. Evet gittim e, Metaverse'ten bir arsa aldım. 40 bin dolara <laughs> Aip arsası aldı. 40 bin şu an dolara tam Git şey... şu Antakya'dan arsa al desen almaz. Bir ya ya evet. iki kişiye sattım. Bir tadiç bir e, İsmail Kartal. Daha sezonun başında. Abi kanser ediyorlar. Bak Okan Buruk mesela Okan Buruk ben çok, çok takdir iyi. ediyorum. Hem çok yakın arkadaşımsın, çocukluk <laughs> arkadaşımsın hem de bir yandan baktığın zaman patronumsun. Tabii lan. <laughs> <laughs> yani arkadaşla iş yapma nasıl? Bence çok zor bir şey ve yapılmaması gerekiyor, bir şey. gereken bir şey. Çok zor bir şey. Melik gibi bir arkadaşınız yoksa arkadaşla iş yapmamak gerekiyor. <laughs> Evet düşük kaldıraç dördüncü bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Şubat kripto Melih var karşımızda. Kanka hoş geldin. Kanka hoş bulduk. Öncelikle seyircilerde de hoş geldi. Sonra sen hoş geldin. Evet, ben şu an Bodrum'dayız. Bodrum'daki evime geldim bir ay gibi bir süreliğine. Çok bunaldım S sırf İstanbul'dan. Sırf benimle podcast çekmek için geldin, değil mi? Evet. Herkes kriptomeli yazıyor. Melih 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 melih. Yani beraber İstanbul'da olsak ne güzel. Bunları hep üçümüz çekeceğiz beraber ama şimdi demek ki bir İstanbul yapacağım, mutla çekeceğim. Bir Bodrum yapacağım bir de çekeceğim. Arada bir ben de gelirim konuk olarak diye düşünüyorum ama nasıl geleyim? Kanka nasıl geleceksin ki? İşte bak şimdi. görüyorsun ambiyansı. Gerçekten ya ben Bodrum'a geldiğimde geçen sene ben taşındığımda iki sene önce taşındığımda bilmeyenler için kısa bir özet geçiyorum. Ben iki sene önce 2021 kış gibi Melih'le beraber biz yeter dedik İstanbul'dan Bodrum'a taşınıyoruz. Hani yeter İstanbul'u terk ediyoruz çok boku çıktı falan. Geldik güzel bir düzen kurduk iki yıl iki buçuk yıl falan yaşadık. Güzeldi bir yıl sonrasında Melih şerefsiz çocuk yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz kaldım ortada yani hani o durumda olunca işte çevre eksikliği, sosyal hayatı zayıflığı vesaire can sıkıntısından dayanamadım İstanbul'a döndüm. O zaman anlamamıştım ama şimdi tekrar geldiğimde ya aldığım nefes değişti. Yaşam kalitem mahvolmuş, uyku uyanamıyorum. Yani sabah 10'a alarm kuruyorum, 9.30 10 arası uyanırım normalde. Böyle duyuyorum, abi bir kalkıyorum 11.30 olmuş. Ya ev toz içinde, yani bu hava kirliliği falan yaşam kalitem bayağı yerlere düşmüş. Onu fark ettim ben. Onu ben İstanbul'da e, İstanbul'daydım ya işte iki ay önce falan. İki, ay, iki aylık bir sürede İstanbul'da kaldım. İşte dediğin muhabbet tamamen gerçek yani. Bodrum'da ben bir buçuk sene falan aralıksız yaşadım. Sonra iki aylığına falan İstanbul'a gidelim dedik değişiklik olsun diye. Oradaki evi de kapattım falan. Bir buçuk ay boyunca yani eşimle beraber konuştuğumuz şey şuydu. İstanbul'da asla yaşanmaz. Yani sabah kalkıyorsun dayak yemiş gibi güne başlayamıyorsun. Çocuk bir yandan tam böyle bebeklik şeyinde gece 3'te uyanıyor 5'te uyanıyor ızdırap oluyor uykunu alamıyorsun yani gün tamamen verimsiz geçiyor sonra bodruma döndük tekrardan dedik ki biz ne yapıyormuşuz İstanbul'da ya hani bu çocuğu mesela e, İstanbul'da nasıl büyüteceksin evet çocuk sahibi olunca biraz daha kaygılı yani Şimdi dönüp bakıyorum anası satayım yani çoluk çocuk falan ne ara böyle oldu <laughs> yani. Onu ben de hala farkında değilim biliyor musun? Hani ilk geldik bir deneyelim dedik. Kışlık sezon ev tuttuk. Bakalım nasıl yapabiliyor muyuz diye. Sonra Bodrum'a geldikten sonra şunu fark ettim ben. Yani bunu seninle de çok konuştuk zaten. Abi bir yere gitmek... 5 dakika. Hiç problem değil. Sigaramı yakıyorum. Yani ayko sıçıyorum ben. Abi bitmeden sendeyim. 5 On... dakika bizim aramız Melih'le çok yakın. İstanbul'da da bizim aramız çok yakındı. Yani orada da 5 dakikamı 45 dakikada erişiyoruz birbirimize. <laughs> yani artık arabayla gelmeyip yürüyerek geliyordum hani 5 kilometrelik mesafeyi çünkü işkence oluyordu. İş çıkış saati, okul saati falan derken bir yere gidemiyorduk. Sonra dedik ki biz yaşamıyormuşuz İstanbul'da. Hiçbir şey yapmıyormuşuz. Asosyalmişiz. Buraya geldikten sonra havası zaten bambaşka. Peki nelerin eksikliğini çekiyorsun Bodrum'da? Neleri çok seviyorsun? senin fikrini Bodrum'da yani gene dediğim gibi biz bunu işte sen İstanbul'a taşındıktan sonra eşimle de çok konuştuk. Ne yapsak dönsek mi sen de dürtüyorsun ya kaşıntı tutuyor. İstanbul'da çevre var. Bodrum'da huzur var. Hangisini tercih ettiğimizde bir de çocuk faktörü de var. Şimdi Size ben Çocuğu mesela hani benim evin bahçesi kapalı alan olduğu için şimdi bu saatten sonra hani yürümeye de başladığında hiç umursamam yani Aa, biri geldi mi, gelecek mi, çocuğu götürecek mi bir şey yani bir problem yaşamam bir de çocuğun büyümesi açısından da oyun oynayacak alanı çok fazla. O yüzden dedik ki, asla Bodrum'dan dönmeyeceğiz. <laughs> İstanbul defteri kapandı. Ben şeyi çok seviyorum. Hava, su, yeme içme olayları zaten yani böyle her yerde çok iyi mutfak, çok iyi restoranlar, yemekler çok kaliteli. İnsan kalitesini çok seviyorum. Dün işte şeye çıktık, pizza yemeye çıktık ya işte oturuyorduk işte. Bebek kustuğum. Herkes Hı. çok rahat. Hiç stresli insan yok. Ya değişik bir denklem. Yani ben kendi adıma şunu zorluğunu yaşıyorum. Bodrum'a geldik. Çok keyifli bir hayat var burada ama insanın böyle sosyal çevresi olmadığı zaman ya yani evet Melih var ama şimdi Melih'in ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Yani adamın bir düzeni var. E ben burada tek başına bir adamım şimdi. Yani oturuyorum evin içinde. E var birkaç tane arkadaşım da var elbette. Sevdiğim arkadaşlarım da var. Ama her zaman burada değiller ya da işte o kalabalık çevre, iş çevresi yani sosyal çevre olmadığı zaman ben şöyle bir denkleme düştüm. Yani bir tarafta yaşam kalitem yerlerde bir tarafta da depresif oluyorum. Sosyal hayat sıfır. Sosyallik zayıf olduğu için yani bir yaşam kalitesi ve depresyon arasında gidip geliyorum. Yani mental olarak İstanbul'da keyfim daha yerinde. Burada da mesela huzurlu hissediyorum dediğim gibi böyle bir... ikilemde kaldım. Bakalım böyle hibrit bir ora bir bura şekli biraz daha burada ağırlığı arttıracağım gibi gözüküyor. Şu an daha gözüküyor. şey yani İstanbul'da iyice o trafikten işte kalabalıktan mutsuzluktan bunaldığın zaman çıkıp gelirsin. Evet ben bir de İstanbul'a dönerken e, hani burayı kiraya verip öyle ev tutarım işte işler kötü durumlar iyi değil boşuna masraf etmeyeyim kafasıyla dönüyordum kaygılıydım. Şimdi işler açıldı şimdi öyle bir gerekçe de kalmadı böyle git gel yapacağım gibi gözüküyor. Melih'le biz Melih'i çok tanımayanlar e, elbette vardır ilk görenler vardır uzun süredir görenler vardır. Melih 4 sene oldu galiba 4 mü 5 sene sene 5 senedir Ninja Traders topluluğunun analisti, baş analisti, analiz işi Melih'den geçiyor. E, analiz işinin Mercedes'i yani. Biz Melih'le 2010 yılından beri arkadaşız sanıyorum. 2013, 2009. 2009 değil mi? Bu de yeni tanışmıştık. Tabii, evet. <laughs> ne istikrarlı adamsın ya adam. Bizim 15 senelik bir dostluğumuz var Melih'le. Ben ne iş yaptıysam Melih'le beraber yaptım. Şöyle dönüp bakıyorum. 30 yaşına geldik. 32 olduk. Daha Kula et, çocuğa karıştın. Ne ara? 17 yaşında tanıştık biz. <laughs> i̇şte ehliyet yoktu. İşte bir yere gideceğimiz zaman araba kaçırıyorduk. Gidip, <laughs> ne bileyim toplu taşımayla gidip geziyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Sonra YouTube'a başladık. Sonra ben ilk gelen parayla araba aldım. O arabayı bir ay sonra pert ettim. <laughs> sonra YouTube'daki e, YouTube dönemi de aslında e, yani bizim kanallar olduğu zaman. Çok güzeldi o dönem. Bodrum'a geldik ya. Tam Bodrum Marina'da bizim Hı -hı. E mailler geldi, kanallar evet, kapandı. Evet, evet, Hani bizim aslında Bodrum şeyimiz Hep o zamandan belliymiş. Geliyorduk, hatırlıyor musun? Ara araba alıp yola çıkıyorduk. Ya O zamanlar böyle 20'li yaşların başı biz yani... Daha doğrusu ben YouTube'da Türkiye'deki ilk YouTube'dan para kazanma olayını çözen insanlardan biriyim. Daha Türkiye'ye açılmamıştı. 2011 yılında YouTube'dan para kazanma işini çözünce işte kanal açıp içerik basıyorum ve para kazanmaya başlıyorum. Melit dedim gel yapalım bak böyle bir ekmek var burada. Bu arada e, YouTube'a da en son girenlerden biri bendim. Evet. evet Senin çevrenden. Bir kadroyla Aynen. biz başladık. Sen o sıra çalışıyordun bir yerde. Ninja'ya da en son giren bendim. Evet. Ama... Hep ben en sonradan sıvışıyorum. <laughs> evet. Sonradan dahil oluyorum. Sen biraz daha işte evli, işine gücüne giden daha düzen bir profil olduğun için ama işte fark etmiyor. İşte o dönem biz Meli iki sene aynı evde yaşadık. Ee, hayatımın en güzel yıllarıydı bence. Çok güzeldi ya. o dönem. Ya. YouTube'dan sabah kalk, YouTube'dan 3-4 tane kanal spamla, böyle 30 tane video yükle akşama kadar. Akşam yap, yükle. <laughs> akşam kanter otur, gece işte tantini söyle ıslak söyle, işte dizi günleri rakını koy. Ya çok güzeldi. O ev arkadaşı, o gerçek evlilik evet. bizimkiydi işte. Evet. <laughs> <laughs> Birazcık bu ve çocuk işi bozdu. Evet vallahi ben ya, 10 e, sene de olsa giderdim o düzende. O dönem bir de hani o yıllar genel olarak her şey güzel olduğu için bir de hani biz ekstra bir şeyleri başardık hani o zaman da normal şartlar altında işte gelir düzeninin gene bir tık üstünde kazancımız vardı. <laughs> hem kazanabilmek, hem free olmak, hem de kazandığını istediğin gibi harcayabilmek çok başka bir şeydi bir de 19-20 yaşında falandık galiba ayrı eve çıktığımızda 20-21 falan. Yani ben hocam. mesela dönüp baktığımda hani hele bir de çocuk olduktan sonra dönüp baktığımda diyorum ki lan nasıl çıkmışım hani. Evet. Şimdi, nasıl şimdi, öyle bir karar vermişim. Şimdi o gençlerin öyle bir çok şansı yok. Yani kripto mesela o dönem YouTube'da bir büyük nimet vardı. Şimdi bu dönemde de kripto var. Gerçi kripto da yani %90 kaybediyor. Boğada bir paralanıyorsun. Yani buradaki en boktan şey... Boğa piyasasında çok büyük standartın artıyor. Çok büyük para kazanıyorsun. Bir anda elin açılıyor. Bu aralar yüzlerimiz <laughs> <laughs> gidiyor farkındaysan. Dün de onu fark ettim. Yani sebepsiz yere gülüyorum istemsiz. Yani Bitcoin 52 bin dolar şu an. Zaten işte perşembe bugün. E, Cumartesi videoyu izleyeceksiniz. Abi agresif pamplar başladığından beri böyle kıkır kıkır gülüyorum durduğumda. Yola çıkarken işte DM'e pozu vardı. Abi 20 dakika sonra indiğimizde o %10 karda pozu. Nasıl mutlu olmayacaksın ki? İşte bu bu süreç işte insanları çok büyülüyor. Bir yıl belki böyle gidecek. Ondan sonrasının 3 yıl olması ama 3 yıllık bir ayıp piyasası olması Zor bir durum. Sen ayıp yasasında e, bayağı etkilenenlerdensin. Çünkü senin işte buradaki mental trade başarındaki mental aksaklıklar Birazcık tam ders niteliğinde çünkü hem işte standartlar paramparça oldu FTX kapandı bir de üzerine sen çocuk geldi yola. Ve e, FTX'in kapanması bana hani double zarar Aa, ettirdi. Doğru. benim maaşım vardı doğru. ben çalışıyordum FTX'de. Doğru Melih FTX'in support ekibindeydi e, borsanın supportluğunu yapıyordu aynı zamanda doğru onu bile unutmuşum Bak, ben. yani o borsanın kapandığı gün para çekiminin durdurulduğu gün falan yani supportuz ya. Zaten bilgisayar başındayız işte global ekiple konuşuyoruz falan <laughs> Bir soruyorlar borsanın Abi ne para ki? içeride hani ben dedim ki ben Yani SBF'ye hiçbir şey olmaz hani, FTX batmaz hani kafasındayız Hatta bazı arkadaşlar şey yaptı İşte ben çekemiyorum sana göndereyim sen bir denesene Abi onların parayı kurtardım benimki içeride kaldı Aa, Tabii işte öyle e, şeyler oldu hani e, ekiple konuşuyoruz ya ekip de şey diyor hani çözülmeye çalışıyor hani öyle bir şey yok falan onların da haberi yokmuş Sonra, Patır ki patır bol, adam. patır patır bir kapattılar e, peşine bir de sağ olsun sizi ölü toprağına atınca bizim para kaldı içeride İşte hani onu diyecektim boğa döneminde çok güzel paralar kazandık hatta hani e, 2020-2021 boğasından önce işte ben piyasa ilk girdiğimde ee, 2017'nin ayısı yaşanıyordu. Hani 2017'deki boğanın ayısı yaşanıyordu. Volatilite sıfırdı. Sen bana hep şey diyordun. Hani böyle yüzde yarım yüzde birlik mumlar vardı ben piyasaya girdiğimde. Sen dedin ki bak boğa gelince görürsün. Hani boğa gelecek. Geliyor yakın. hani bak hani anlarsın nasıl bir şey olduğunu falan. Ya ben de dedim ki ne olabilir ki hani nasıl bir para kazanılabilir? Hani bu neymiş? Hani giriyorum bir poz açıyorum. Bir haftada işte 3 dolar artı 5 dolar eksi 3 dolar artı öyle ilerliyordu. Sonra boğa bir geldi. Ve hani boğada parayı nereden nasıl kazanacağın da e, belirsiz. Kim Ben o dönem işte kriptoya gir, girdiğimde pandemiden önce girmiştim. Pandemide artık iyice kendimi geliştirip işte o e, eve kapanmıştık ya. O zaman işte hem analiz yani teknik anlamda kendimi geliştirip e, iyice kendi ayaklarımın üstünde durmaya başladım. Bir yanda e, FTX'de o zaman işte maaş güvencesi vardı. Kafam rahattı. işi bırakmıştım. Abi ön satış oluyor işte 500 dolarlık bir coin alıyorsun Atlas. Benim hatırladığım sen e, ofisten koşarak yani, ben araba almaya yani, gidiyorum deyip gittim mi yani, akşam ben En e başından geldim. anlatalım o olayı. Cake yani meşhur herkesin, Hı -hı. herkesin e, herkesi evet. mutlu eden e, coin. Cake'den e, biz birden mi 0. Yani 0.6'dan, 06'dan mı ne aldık? 0.6'dan aldık. 15'lerde -15 falan sattık 1250 dolarlık kim vardı ilk başta. Ondan önce de bu bir ara e, Ripple'la Dog'e pumplamıştı. Yani öyle korkunç bir pump yaşamışlardı. <laughs> Orada ben margin bakimi komple sıfırlamıştım. Bir spotta Cake vardı. O da ne olacaksa olsun diyordum. Hani çok takılmıyordum. Bir gün işte e, Cake'i sattıktan sonra Pancake Swap'ta ön satışlar vardı. Berry. Yani, beri Onu asla unutamam. İşte Beriye girdik. Hep beraber girmiştik yine o, o zaman Fikirtepe'deki ofis dönemi. Gene işte bak... 10x falan yaptı o. Bir iki günde 10x falan yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne bir, bir, iki gün hani şey Bir biz sabah girdik. Öğlende zaten para 7x mi 6x mi ne <laughs> olmuştu? Ki ben o zaman gene olun girmiştim. Kekteki parayı direkt Beri'nin ön satışına katılmıştım. Sonra bir baktım bir anda 40-50 bin dolar para oldu bende. Hemen sahibinden girdim her zamanki gibi. Baktım Mercedes dedim ben gidiyorum. İşte gittim Ankara'dan arabayı aldım geldim. O beri'den sonra gene ön satışlar oldu. Onlardan gene güzel kazandım. İşte FTX'te Atlas ön satışı oldu. Sen Ve... Atlas, hem çok kısmetli bir adamsın. Atlas'ın ön satışına katıldın. Kaç dolar yatırmıştın Atlas'ın ön satışına? E FTT stakelemiştim o zaman. Aha. Hani stakelediğim FTT dışında işte 500 dolarlık 300 dolarlık Atlas, 200 dolarlık polis vermişti o zaman. E... Bu arada şunun da düzeltmesini geçelim. Meli FTX'te çalışıyordu. FTX bizim o dönem sponsorumuzdu. E ama altını çiziyorum biz yalvar yakar bütün ekip bizi Atlas'tan çıkar mı bir allocation vesaire çıkmadı. Meli'ye kendi stake şeyden Tabii. kısmetiyle geldi yani. Onda şeyini yanlış hatırlamıyorsam yapayım. 150 FTT falan stake etmen gerekiyordu bir bilet için. Bilet için. Ben de hani 150 tane stake ettim bir bilet. Abi bir baktım Çıkmış hani herkes korkunç bir hype metaverse hype var o dönem korkunç bir şey vardı hatta millet bana şey diyordu telegramdan falan da torpil mi yaptın? Abi ne torpil hani katıldım çıktı yanlış hatırlamıyorsam ön satış yapıldı işte coin e, borsa cüzdanına geldi listelendikten sonra hani e, 500 dolar gözüküyor benim cüzdanda 300'ü atlas, 200'ü polis yani tam oranlamasını hatırlamıyorum işte 500 dolar vardı 500 dolar bir açıldı coin 15 bin dolar olarak Abi şöyle ne yapayım satayım mı bilmem ne. Neyse diyorum bu gidecek hani. Atlas bir dolar olacak falan böyle uçacak. Ee, gene inanılmaz bir böyle İnanılmaz fomoyum. bir acemilik, inanılmaz bir aşk gözledik. Abi 50 bin oldu satmadım, 80 oldu satmadım, 90 oldu satmadım, 110'ları gördü gene satmadım ki o süreçte sen bana gene şey diyorsun. Birazdan gene oraya bağlayacağım. Oraya gireceğiz zaten. Orada bir toplum önünde <laughs> ben seni bir aştım. Gene o dönem işte sat diyorsun ve kanka diyorum bu yürüyecek ne satması işte insanlar daha yeni yeni alıyor bunu falan. 500 dolar, 110, 110 mu 116 bin dolar mı ne gördü ben gene satmadım. Sonra bu bir düşmeye başladı bir düşmeye başladı. 116 bin dolarlardan falan 30 bin dolarlara geriledi. Ki o süreçte yani o para orada kilitli kaldığı için yani içeride kaldığım için diğerleri, diğer, 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 diğer da fırsatlar kaçıyor. da kaçtı. İşte yani gene şuraya gelecek işte birazdan Nux dönemine de bağlarız. Aç gözlülükten belli bir noktada tamam etmemekten diğer fırsatları da kaçırdım. Hani aa buradan işte büyük vuracağız derken öbür taraftaki fırsatlar kaçtı. Ben kaldım içeride market gidiyor para yok. İşte bütün parayı oraya kitlemişiz. Diğer e, coinler falan var. Belli bir noktadan sonra işte dedik ki tamam bu hataya bir daha düşmeyiz. Gel gör ki işte öyle bir gaza getiriyorlar ki. Hani öyle bir fomo oluşuyor ki yükseliş döneminde. Hani ben çok net hatırlıyorum. İşte Ripple'a giriyorduk. Yani poza giriyorsun mesela. Poz 10 bin dolar zarar ediyor. Ertesi gün 30 bin dolar kazanıyorsun. Veya ben Solana'da e, hiç unutmadığım anılarından bir tanesidir. <laughs> 25 bin dolar kar vardı. Dedim ki bu yürüyecek hani ellemeyeyim. Abi sabah bir kalktım ilk olmuş zaten. Hani o kadar keskin hareketleri var kriptonun. Ben o dönem Meli'ye Meli'nin atlaslar yüz kalmış. Ben Meli darlı Melit diyorum sat şunu kanka diyor gidecek. Melit diyorum kurban olayım %25'ini sat ya. Hani kademeli sat. Kademeli bak hani adı üstünde kademeli. Abi yüzde beş sat yüzde otuz sat %35 otuz sat. Yani az sat birazcık sat bak düşerse paran olsun. Bütün parası orada. Ya Melit diyorum aç köpek sen kimsin hayatında 100 bin dolar parayı bir arada mı gördün? Sağ tuğlan sat alırız başka bir şey alırız. Yok. Nitekim o düştü topladı bir şekilde karga tuğlunu buna sattırmayı başardım. Sattırdık ondan sonra Atlas'tan sonra Raja mı var? Oralara gireceğim. Ya bak o, e, o dönem bende şey var. All-in veya işte korkunç bir FOMO. Hani Çünkü... Hani bu... Senin en büyük sıkıntın açgözlülük. Evet. Açgözlülük senin bu açgözlülük... <laughs> topiğimiz bunu notlara yaz konuşmak istediğimiz bir konuydu. Melit'teki problem benim Türkiye'de gördüğüm gerçekten en iyi 5 teknik analistten bir tanesi. Yani verdiği seviyeler inanılmaz çalışıyor. İnanılmaz mükemmel nokta atışları var. Çok iyi yakalıyor falan ama gel gör ki işlemlerde saçma sapan işlemlerden ya yani saçma sapan işlemlerde saçma sapan paralar kaybediyor. Bunun da sebebi Aç gözlülük. Aç gözlülük. Evet bu her şeyi böyle yüklü bir şekilde yani 100 bin dolarlık malı satıyorsun. Abi oradan gidiyorsun başka bir şey duyuyorsun ona giriyorsun. Abi bir yılın bu adamın şey yapmakta geçti zaten en son hastanelik oldu serum yedi falan filan onları da sen anlat. Yok yani hastaneli dönemi farklı bir şey yani <laughs> normal. O sonrası hastalık yani şey sağlık problemlerinden dolayı da ilk Atlas'tan sonra yanlış hatırlamıyorsam yani sıralamayı yanlış <laughs> hatırlamıyorsam Atlas'tan sonra işte parayı Atlas tekrardan büyükseldi 90 bin dolarda mı ne kapattım ben onu. İşte gene para var tabi ama yani şey gibi geliyor böyle hayal gibi. Şimdi bir sene öncesinde veya iki sene öncesinde işe gidip geliyorsun. işte bir yerde işte günde 11 saat 12 saat çalışıyorsun. Hani bir anda böyle ne bileyim Mercedes'e binmek işte 50 bin dolar 100 bin dolar paralarla şey yapmak idrak edemiyorsun. Dijital yani sanal bir para gibi geliyor. Sanki çeksen senin değilmiş gibi. O yüzden böyle çarçur etmesi çok daha kolay oluyordu. İşte ve tecrübe de sıfır. Hani şey de yapmıyorsun. Hani zannediyorsun ki devamlı gelecek. Sonra işte Raka dönemi. Elon Musk'ın annesinin projesi. Sevgiler Elon <laughs> Musk'ın annesine. <laughs> ee, o zaman da onda da bir hype vardı. Sonra işte Parador aradı beni. <laughs> Melih dedi, Raka Binance'de listelenecekmiş. Dedim ya. ki ama o zaman da paradotorun paradotor um, olduğu zaman hani adam ne dese uçuyor. Ya niye seni kurban seçti mesela? O, yani niye evet. seni aradı da? Melih, Raka listelenecek Binance'te. <laughs> Ve beni hiç aramamış o zamana kadar. Dedim ki kesin bir bildiği var yani. Atalım hani ne olacak? Oradan geldi, o gömelim hani ne, ne kadar kaybedebiliriz? Şey ki? yok ama 90 bin dolarlık satış yapmışım. Dur bir 20 atayım, dur bir 15 atayım yok. hani az risk. Yok. 90'ın 90'ını da hani Dexter'de kalan küsuratları da birleştirip hepsini Tabi ben GT e 100 bin dolar işte e, Gate'den almıştım yanlış hatırlamıyorsam. E, Gate'in sahibi atmamıştır 100, 100 bin, bin dolar atınca hani iki üç tane maili falan geldi. Adamlar da şaşırmıştı. <laughs> Neyse e, onda da gene e, böyle. Bayağı düştü. O zaman 100 e bin dolar 60'a falan düştü. Sonra bir pampladı tekrar. Ben gene tabii o rakam Ben yine düşerken... seni darlıyorum. Yemek yiyoruz hatırlıyorum. Bodrum'a yeni taşındık. Bu sevmek hazırlamış. Senin yanında telefon böyle. <laughs> Yemek yemeye çalışıyorsun. Gözünde rakam. Yok o lux dönemi. Öyle mi? Tabi. O kadar çok dönemin var tabii, ki tabii, kardeşim. Var. Yırtıp yırtıp paranı yine olayım bir yerlere Aynen. Atıyorsun. Rakat tekrardan işte bu 100 bin dolardan 60 bin dolara düşerken cüzdan piyasa gene uçuyor. Ben gene tabii içeride kalmışım. Gene böyle kahrımdan ölüyorum falan. Kendi kendimi yiyip, yiyip bitiriyorum. Neyse o da ondan sonra yükseldi. Ona da zararsız bir şekilde sıvıştım. Ama sıvışamadığım konuya gelelim. coin'e Lux. Lux'tan da sıvıştın. Yani evet zararda sattım bir şekilde. E, o zaten senin o gece neler yaptığın. O gece kayıp. Bak Lux işte Bodrum'a taşındığımız zaman. Nux hype'ı başlamıştı. işte e, open Stake'e koydum. Stake. Bana airdrop geldi. Ben airdrop'um stake'e koydum. Efendi gibi 5000 dolarlık da ekledim. Dedim ki bu gider dursun stake'te. Stake'ten gelen paraları konuşuyoruz. Parator da arada dandı Lux'a. Ben işte paylaşınca o da aldı. Sana da dürtlü yanlış hatırlamıyorsam stake gelirlerini atıyordu sana. Bende zaten vardı ama yüklü yoktu. Sonra hmm. o görünce ve hani e, gaza şey yapınca hani öyle bir APR getirisi vardı ki yüzde %600 mü %500 mü neydi hani Çok yüksek adam değil. uyanıyor diyor ki Melih 7 yeter gelmiş. Şimdi nasıl formalanmayacaksın ki benim gibi bir adama bu söylenir mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de tabii öyle olunca dedim ki atayım bütün komple parayı. Yani en azından APR getirisi olur işte. koyun adeti artar. Yer, mi? APR? yükselir. Yok getirmez. <laughs> Neyse yani rakamı gene hatırlamıyorum ama orada da işte ufak tefek sıyrıkla atlattık. Sonra asıl olay Metaverse sayfı. Bir gece bir gece ben yok uyuyorum ne olmuş ne bitmiş. O <laughs> gene FOMO bak gene. Melih lüksü ağlaya ağlaya sattı zararına. Artık 80 attı 40 mı çıktı 50 mi çıktı. ne Nitekim öyle bir şeyle çıktı. Ben de uyuyorum sabah bir uyandım. Melih dedi ki. İsyanlarda Melih <laughs> batmış. Ya aslında batma olayı da şöyle, ben o dönem işte 160 bin dolar falan para vardı, yani Lux'un getirileriyle beraber işte yani komple borsada 160 bin dolarım vardı. O zaman da zaten hani artık boğa bitmişti, son hype'larla böyle içeri insan çektikleri dönem. İşte NFT'ler korkunç bir şekilde yürüyor. Hatta NFT'lerde de benim Nifty vardı, bir tane Legendary'im vardı, 5,5 buçuk etere falan satıldı. Onu da mintledik mesela, bir çıktı Rare. Yani en reyir parça 5.5 etere sattım Kısmetini bu kadar çeden başka bir adam evet. tanımıyorum ben ya Yani Ben o konularda biraz hani bu kadar şanslı olduğumu bilmezdim ama Hani peş peşe bu kadar güzel paralar bir anda gelince saçmaladım Yani hiç dediğim gibi bilmediğim bir şey tecrübe etmediğim bir şey Bir anda gelince ister istemez insan saçmalayabiliyor Sonra gittim Metaverse'den bir arsa aldım 40 bin dolara <laughs> Ape arsası aldı 40.000 dolara şey... Şu an kekadan arsa al desen almaz 40 bin dolar ya. 1.2 milyon TL. Yaz bunu şeye başla. 1.3 <laughs> milyon TL'lik sanal arsa aldı. <laughs> Zaten hala soruyorlar abi senin şey... metaverse ki oldu diye. imara açılmadı mı diye. <laughs> Ama o dönem dediğim gibi korkunç bir hype vardı. Ben alayım tutayım işte şey yaparım değil. Reveal olmamıştı. Tamamen şey vardı böyle... ...iki tane görsel e, mintlenmişti bir bunlar. Bir dandik bir pahalı ha. olan versiyonu gibi. Onları araştırdım. Bu ikinciyi de işte... Genelde 16-18 eter e, civarına satılıyor Floru o civarda daha reveal olmamıştı Benimkini buldum 10 etere mi 11 etere mi ne, e, gördüm Dedim alayım 15'e satarım hani akıllıyız ya Abi bir şey oldu görseller bir açıldı Seninki çöp Yani aslında sınıra yakın ama Seninki o rare parçada değil. Kurt köyden tarla Aynen. gelmiş sana Aynen hani bana tarla çıktı Ondan sonra elde kaldı tabi Hiçbir şey olmadı. İşte şu an 050 falan herhalde şeyi. Ondan sonra bir de peşin FTX battı. Zaten o sonrası ayıp piyasasının karanlık dönemi. Bayağı bir anaları ağladı o dönem. Yani. Bir şekilde atlattık. Peki bu aç gözlülükle alakalı, e, bu all in girmeyle alakalı hareket alanının önemini anlayabildin mi peki şimdi? Sana hep hareket alıyor. Yani ben bu arada herkese söylüyorum. Yani borsada kesinlikle büyük miktarlarla yani kendi paranızın büyüğüyle işlemler yapmayın. Her zaman ufak miktarlarla işlem yapın. Hareket alanı kadar insanı garanti kazanç yani garanti diyorum bak garanti kazanç veren bir olay yok. En dandik coin'i en tepeden al ufak miktar aldığın zaman onu öyle bir yönetebiliyorsun ki hareket kabiliyetin olunca. Hiç olmadı o pozisyonu zararda bırakıyorsun kendi haline. Portföyün büyük olan kısmı da başka yerlerden çıkartabiliyorsun. O hareket kabiliyeti için ben seni bayağı darladım. Bayağı kavgalar ettik. Bayağı sana yani demediğim kalmadı. Küçükler, Rica hakaretler. ediyorum olmuyor. Kanka diyorum yapma bak. Güven tecrübe. Sözümüzün değeri yok mu? Yani oradan giriyorum olmuyor. Hakaret ediyorum olmuyor. Aşamamıştı. Umarım bu boğaz üzerinde bu aşılmıştır. Nitekim şimdiki trade tarzına bakıyorum. Biraz ders almış görüyorum attığım poz seslerinden. Yani şöyle... Mecbur ders almak zorundasın mı yani bir de e, özellikle ayı piyasasını e, bu işte FTX'ten sonraki dönem çok karanlık geçtiği için bu e, Bitcoin'in 15 bin dolardan mesela 30 bin dolar civarına kadar yükselirken ki kısmında ben çok kaçırdım hani orada da mesela herhangi bir yükselişte e, kazanamadım hmm. çünkü şey geliyor. Poza giriyorsun hani artık alışkanlık mı diyeyim, korkaklık mı diyeyim veya eldeki son kalan paranın kıymeti mi diyeyim? Dışarının konforlu olmamasının getirdiği panik e, e, dışarısı de, konforlu olsa aynen. tutarsın. E bir de çocuk geliyor. Onun stresi, normal hayatını idame ettirmen gereken bir para var. İşte bu gene lüks dönemi konuşmadık. işte evi alırken bir kredi çekmiştim. O kredinin getirdiği bir baskı var. Hani kafa rahat değilken poz tutamıyorsun veya pozu şey e, yönetemiyorsun. Saçma sapan kararlar verebiliyorsun. Ne bileyim. Bitcoin'in yükseleceğini biliyorsun. Ama işte %3 gitti mi diyorsun ki hani, hani kar alayım bak hani para cepte güzel. Böyle böyle o yükselişi ben tamamen kaçırdım hani. Sen mesela çok güzel pozlar aldın. Çok güzel şekilde swing olarak tuttun, ben yönettin. Ben al hiç umurumda olmaz. Ben işte dediğim gibi o dış dünyadaki yani gerçek hayattaki e, kafa rahatlığı olmadığı için onu pozları yansıtamadım. Sonra ikinci dalga yükselişte, 30 bin dolar kırıldığındaki yükselişte gene biraz daha içeriye hakim olabildim. Biraz daha psikolojimi yönetebildim diyeyim. Çünkü neden biliyor musun? Piyasanın bul gittiğini e, görüyorsun. E, şirket olarak da gelirlerimiz biraz daha artıyor. Çünkü bizim bütün ayı piyasası 10 geliyor, 15 maaş ödüyoruz. Nasıl dönecek bu çark olurdu? Aynen. Şimdi hani 15 ödüyoruz, 20 geliyor gibi bir düzene gelince hani hiç borsadaki para gitse bile e, dışarıda biz e, kaygısız yaşamaya devam edebileceğimizin şeyini oturttuktan sonra başarı oranı ciddi anlamda arttı. Yani işte bu açgözlülük konusu önemliydi. Sen çünkü birçok insanın çok saygı duyduğu, çok beğendiği bir analistsin. Ben aynı şekilde Umut da öyle. Biz çok beğeniyoruz yani senin Herkese bu analiz şeyini çok kullanıyoruz. Videolardan da zaten şey yapıyor. Ninja Traders YouTube kanalında Melih'in videolarını izleyebilirsiniz. Çiğ teknik analiz diyorum ya. Yani. Bam bam bam. <laughs> seviyeleri veriyor. Evet umarım güzel olur Meli. E, bu boğa sezonunda başka rakalar, <laughs> lookslar böyle hikayeler yaşamadan. Bu arada şununla alakalı da bir şey söyleyeyim. Mesela hani geçmiş dönemde yani bazı şeyleri tecrübe ettiğiniz için konuşması kolay oluyor ya. Hani. Onunla alakalı da mesela hani izleyen arkadaşlara da böyle bir ufak şey yapayım. Ki şu an kendi gözümle gördüğüm bir şey olduğundan dolayı. Şu an sen bununla alakalı bir tweet atmıştın. İşte stake narratifi başladı. Hı, -hı. İşte airdroplar. Hı, Hı Mesela bununla alakalı çoğu kişi benim gibi gaza gelip hypelanıp işte bu işte ne bileyim en son DYM stake edenlere Hı -hı. işte yine airdrop yapılacak dendi. Hani bunun finalinde çoğu kişinin canı yanacak. Ben muhtemelen. sana olacağı söyleyeyim mi? Stake çılgınlığı konu şeyimiz. <laughs> ben sana söyleyeyim olacakları. E, bu sanıyorum Şimdi dün bir tane tweet gördüm Biri mention atmış Abi kripto işini bitirdim e, 6 aylığına stake'e koydum coin'lere Hiç daha bakmayacağım Ben sana günün sonunda olacakları söyleyeyim Millet uzun vadeli stake'lere koyacak 3 ay 5 ay artık kilitleniyor bilmiyorum Bir noktada piyasa çakılırken O stake'ler açılmadan bir çakılacak piyasa bir noktada Çok büyük Yani şu an değil belki ama Orta ve uzun vadede bu yaşayacak Çünkü stake verilen coin'lerin bir hükmü yok Sadece stake verdiği için hype yaratıyor Yani hype olduğu için gidiyor. Uzun vadede birilerinin elinde kalacak. Ben şunu tercih ediyorum. Stake özelliği olan, stake hype'ı olan coinlere long pozisyon tutuyorum vadeli de. Kapatıyorum ondan sonra. Nereye kadar giderse. Aynen stop taşıya taşıya. Trend yükselen trend şeyiyle gidiyorsa yükselen trendin altına stopumu koyacak şekilde yani trend altı kapanış bir günlük kapanış yapacak 4 saati kapanış yapacak öyle stop edeceğim şeklinde ilerliyorum mesela piti öyle şey yaptım mantayı o şekilde şey yapıyorum DM'yi sen trade ediyorsun marjinciler için bu şekilde bununla alakalı şöyle bir yere bağlayayım ee, mesela az önce dedin ya işte 6 aylık bir süreç kilitliyorlar falan zaten bunların tokenomics'i e öyle bir yapılmış ki işte 6 ay stakeliyorsun diyelim yani, e, süreyi bilmiyorum ama zaten o senin e kitlediğin coin'ler 6 ay ile kitledin diyelim. 4. aydan itibaren mesela DYM'nin şu an supply'ının %15'i yani koskoca e, hı hı. Eko, ekosistemdeki coin'in %15'i dolaşımda. Bu e, dolaşımda olanların da %70'i stake'lenmiş durumda. Yani %60 %70 oranında ko, büyük bir kısmı e, stake'lenmiş durumda. 5 ay sonra token unlock'lar başlıyor. Hı. Hmm misal selim maigoya ve işte. Aynen yani öyle bir döneme denk getirmişler ki hani önümüzdeki haftaki videoda da bahsetmeyi düşünüyordum. Özellikle spotta işte stake atacaksanız veya yatırım yapacağınız coin'lerin mutlaka ama mutlaka temel kısmın tokenomics'ini işte kilitleri ne zaman açılacak, yüzde kaçı ekipte bunların araştırmasını yapın. Sonra Peki. finalde benim gibi mağdur olursunuz. Ninja Traders Udemy eğitiminde bunları bulabilirsiniz. <laughs> evet biraz da gündeme bakalım. Gündemle alakalı şeylere... Gündem çok tatsız. Notlara alıyorum ben normalde gündemle alakalı ama bugün gündem maalesef çok tatsız. İki tane yoğun gündem var. İkisi de çok sinir bozucu. Biraz şöyle çıtırdan bir öfke kusup çıkacağım. Ya bu bir kedi olayı bu. O evladı lavuk. 1.3 yıl hapis cezası veriliyor. Serbest bırakıyorlar. Yani işkence ediyorsun bir hayvana işkence eden bir insan insana da eder yani, yani bu çok basit bir matematik bir insan hayvan sevmiyorsa insan da sevmez yani. Bu, serbest bırakıyorlar adamı. Olacak iş değil. Baya ses çıktı. Ben her gün kontrol ediyorum. Bu şerefsizin böyle linç edildiği, parçalandı bir şey oldu. Bir, herhangi bir video görme arzusuyla sosyal medyaya giriyorum. Umarım ya büyük bir ceza alır ya da böyle bir şey görürüz. Bu benim çok canım sıkıntı. Bununla alakalı olabilir. aslında gene önceden yani geçmiş olaylarda baya bir konuşulmuştu. işte cezalar daha da ağırlaştırılsın, caydırıcı cezalar gelsin diye. Çünkü çok fazla yaşandı bu. İşte sitelerin önündeki kediler zehirleniyordu. Zehirli mama koyuyorlardı işte yiyen köpekler ölüyordu. Ki başımıza e, yani görmedik duymadık değil hani çevremizde de yaşandı hmm. bunlar. Bu olaylar site yönetimlerinde falan çok fazla yaşanınca kanun çıkacak dendi. Gene kanun çıkmayınca herhangi bir caydırıcı ceza olmadığı için işte gene olan bir tane masum canlı yoldu. Ya acaba hapishanelerde yer yok Bakmamak için mi devlet i̇şte salı veriyor herkesi? Onu, ya? O konuya girmeyeyim dedim de aslında hani zaten normal insan öldüren ...adam akıllı bir ceza almıyor ki. İnsan öldürmüş... ...veya işte ço çocuk öldürmüş... ...tecavüz etmiş, taciz etmiş... Bir ...ciddi bir mağduriyet yaratmış... ...ama finalde baktığında 3-4 sene sonra çıkıyor. Yani emniyet yakalıyor... ...şey salıyor. Yani inanılmaz bir İnsana durum. İnsana değer vermeyen hayvana nasıl versin? Evet yani çok üzgünüm. Beni bayağı yaraladı yani bu kanımı donduran. Ben bak yani karşıma çıkmasın ben diye bir şey, şey yapamıyorum. Birazını şöyle hemen kapattım yani şeyini izlemedim. Maalesef tatsız bir gündem. Ee, keşke böyle eğlenceli güzel şeyler olsa da konuşsak ama yani bir, bir yılımız yani mesela şunu konuşmayacak mıyız ya? Yani 2024 ne kadar düz geçti. Hiçbir şey olmadı ya. Yani Hiç daha değil. yani mart ayında daha neler çıkacak? Yine majör bir ülkesel bir majör bir olay daha. Erzincan'daki siyanür Maalesef skandalı. Yani onunla alakalı uyarıları yapan adam mesela şey olmuş, gözaltına alınmış. Biz daha fazla diyorum ama <laughs> Bu nedir abi ya? Bu nedir kardeşim? Ya bu ne ilk olacak, bence ne son olacak. Yani çok ciddi problemler var bizim kendi ülkemiz içerisinde, gör insanlarda. Görmemeye çalışıyoruz. İşte sonra diyorsunuz ki neden mutsuz? Yani dünya hassas kalpler için. cehennem kardeşim. Yani bu böyle şeyleri görüp, böyle şeyleri e, alıp zihne nasıl böyle gül oynayan bir şekilde ignor etmeye çalışıyorsun. Mesela piyasa şu an çok iyi gidiyor. Piyasayı gittiği için ben diğer mutsuz eden faktörleri çok görmüyorum ama ya hep bu böyle şeyler insanın o kadar yoruyor ki yani ben bu döngüden nasıl çıkacağız? Hani biz bireysel anlamda eğrimiz yukarı gidiyor. Bireysel anlamda iyi şeyler yaşıyoruz. Toplum faktörleri her geçen gün çok daha kötüleşiyor. Evet kaygı artıyor, stres artıyor. Bak biz burada mesela şimdi o oh, itnelere bak ne güzel. Abladım da evinde ya onu yani, bak kolay. Binlerce eyvallah yani normal insan ne yapsın? Hani biz okey belli kendimizi kurtarabilmişiz. Çevrenin etrafın üzüntüsüne işte dertleniyoruz. Bir de o şeyin cenderenin içinde boğulan bu döngüde bir de boğulan insanlar var ki bunlara çok girmeyelim. Girersek çıkamayız. Kendi biz kendimizi finansla, kripto piyasasıyla, para piyasalarıyla bir şekilde kendi bağımızı koparmayı başardık. Yaptığımız işte de insanlara bizi takip eden insanlara bu yoldaki tecrübelerimizi anlatarak nasıl hani bu noktalara geldi, tecrübemiz, bilgimiz nelerse bunları da insanlara aktararak hem iş yapıyoruz hem de insanlara fayda sağlamaya çalışıyoruz. Umarım düşük kaldıraç izleyicileri ki düşük kaldıraç izleyip videoyu beğenenler böyle büyük büyük paralar kazanacaklarına dair söylemler dönüyor. Umarım biz kendi bağımızı herkes bireysel olarak kendi bağını kurtarır. ...ilerleyen nesillerde de daha iyi bir toplum görürüz diyelim. Evet gündeme geçiyorum. Alanya Spor Fenerbahçe. Hatırlıyor musun bu işte lig daha yeni başladığı zamanlar işte Fred falan daha takıma entegre edilmeden <laughs> ben İsmail Kartal'a söyleniyordum. Sen dedin evet. ki lan oğlum dur daha lig yeni başladı. Hatta beyin sporsu iptal edecektim ben. Abi evet sen de yani hemen bu yani senin bu yapın yani nasıl o her şeyi olayını atıyorsan <laughs> buraya. Abi dur ikinci maçta bir dur hemen o İsmail Kartal. Diyor. Ama yanıldım mı? Bak bir çift işe saktım. Bir Tadiç, bir e, İsmail Kartal. Daha sezonun başında. Abi kanser ediyorlar. Hani İsmail Kartal da yani profili belli. Hani çok e, şu an mesela herkes çok yükleniyor ama Hani yüklenmenin mantığı yok. Sonuçta onu da getiren belli bir onun gelmesini isteyen belli de bir kesim vardı. Ama adamın kapasitesi belli. İyi değil. adam, güzel adam ama büyük 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 takım hocası değil yani. Değil. Bak Okan Buruk mesela Okan ben Buruk çok, çok takdir iyi. ediyorum. Yani çok kıskanıyorum o adamın oyun zekasını veya işte e, Deniyor yani da diş, diş fırçasından silah yapıyor adam. Ya senin elinde kaç tane adımım vardı da yani hep aynı şey ya. Hep kente alması büyük şey mesela. Yani Al listeye yazılmadı mesela. Listeye onunla alakalı bazı dedikodular var Var evet. Şimdi Hatta ben gelmiştim şey ama olurum bir takım dedikodulardan diye. ben diyordum zaten boşuna değildir bak bir şey vardır Adams'ın diye. Tipte de var o. ...tam e, evet. Tam tam, tam dışı. <laughs> <laughs> Bilmiyorum iddialar var. Ben hani şey hakkında yemiş olmayalım ama ben bir şeyler gördüm Twitter'da. Acaba yani öyle mi dediymidir? herkese de görmüştür. Her şey olabilir. Ama şu an sıkıntı yani hani e, ...stres altında kaldık. ...iki puan gerideyiz. Şimdi Galatasaray nasıl yenilecek bu şeyle, momentumla? Ki çok iyi yapıyorlar bu işi de. Hani arkasına rüzgarı aldı mı nasıl tutacak? Saha dışında çok iyiler. Biz hemen kırılganız, hemen düşüyoruz böyle. Biz düştük işte. Şampiyonluk gitti. <laughs> Aynen işte son maçı beraber izledik ya. Ben dedim sıçtık hani. Şey gitti şampiyonluk kaçtı. Ya ben de öyle bir yapıda bir insan değilim. Ben son ana kadar mücadeleci bir insanım. Soyadım da hiç yılmaz ama evet genel olarak böyle bir sıkıntı var. Ya yani artık hoca mı değişiyor ama bir şeyler de zıtlık değiştirerek de olmuyor ne bileyim ya. Bazı şeylerde olacağına var yani. şey sıkıntı artık hani 9 sene oldu ve biz bu 9 sene içerisinde en az 4 kere aynı senaryodan şampiyonluğu kaçırdık ya. Hani az buçuk taraftarda da bunun vermiş olduğu şey var. Psikolojik ne derler ama. Yani, travma var. O yüzden mesela en ufak şeydi işte bak koskoca stat Kadıköy. Normalde Kadıköy yani maç olduğu zaman Saraçoğlu'ndaki ses bizim koş evden duyuluyordu işte ne bileyim tezahüratlar falan. Yani öyle bir atmosfer vardı. Şu an stat, 50 kaç 45 bin mi 50 bin kişi mi ne var statta? 1-0 geriye düştüğün an komple herkes hadi ya gitti Kanka, evde, kaçtı. seninle, evde seninle maç izliyoruz. Bir tane gol yiyince nasıl halimiz? Böyle iki büklüm. Normal işte, insan psikolojisi aynen. yıkılıyorsun. İşte bunu bilmiyorum bu sene başarırlar mı başaramazlar mı ama rövanş maçının ve ligin so, li, sondan bir önceki maçın Rams Park'ta olması çok büyük sıkıntı. Yapacak bir şey yok abi. Gerçi deplasman karnemizi yiyor. Öyle de, de i̇ddialıysan, edebiliriz kendimizi. İddialıysan Olmuş. Ya şey de çok boktan mesela. Ya herkes herkes işte Fener'e şey yapıyorlar. Galatasaray diyor ki ya herkes Fener'i kolluyor. Ya eyvallah bu Galatasaray bir ufak daha kollama var gibi hissediyorum ben de ama herkes de kendi takımının şey mağdur edildiğini onlara Direkt Twitter'da şey daha maç oynuyor. bitmeden TT oluyor ya işte Rams Park'ta kara gece, Saraç Kadıköy'de yani, kara gece. Yani hemen algılar, komplolar hemen böyle bir moda giriyor insana. Kardeşim Gelsin herkesi. At, atsın herkese 3-4 tane. Kim engel olabilir şampiyon olmasına ki? Hiç kimse. Aynen öyle. Ben bu yani bu futbol tayfanın bu her boka böyle anlam yani, yüklemesi, her şeyi kafada kurması. Işte sizin bir önceki podcast <laughs> mıydı Ondan önceki podcast miydi? <laughs> Tam şeyi hatırlamıyorum. %50'cilik vardı ya Konuştuğunuz konuştunuz. Tam öyle hani ya doğru ya yanlış hani ya şikecisin ya değilsin. Beşiktaş çok komik. Beşiktaş mimleri var ya yarıyor ya. Evet. <laughs> Kenardan izliyorlar. Bize de sövün lan diye bir tane mim yapmışlar. Birbirlerine sövüyor Fenerli Galatası. Bize de sövün diye ortada duruyor. Beşiktaş'a da bu arada <laughs> yazık oldu. Hani onların da mesela madem futbola girdik topar nasıl toparlanacaklar ben çok Bu merak sene ederim. onların gitti zaten. Bu Se seneyi bırak. Önümüzdeki sene de mesela gaz. Şimdi mesela bu bu performanstaki bir kadroya önümüzdeki sene oyuncular, iyi oyuncular nasıl ikna edilecek mesela? Yani bir tane Wonder kitleri var Semih çok bayağı iyi. Ee... Onunla alakalı da mesela şöyle yorumlar var. Takım o kadar kötü ki Semih iyi gözüküyor. Acaba hmm. hani yıldız futbolcular gelse Semih nasıl bir performans <laughs> sergileyece? <laughs> Öyle de bir şey var. Evet ilginç bir paradoksmuş. Herkes mesela şey gözüyle bakıyor işte yeni Arda Güler veya ne bileyim işte yeni yerli yıldızımız gibi düşünüyor ama... ...bakalım nasıl bir performans sergileyecek veya bu Beşiktaş'taki negatif hava onu nasıl etkileyecek, psikolojisini nasıl yönetecek? Sonuçta bunların hepsi gencecik çocuklar. Keyifleri yerindedir ya alıyorlar hayvan gibi Tabii para canım. bu i̇şte yani Instagram'dan kızlara yazıyorlar. Bir taraftar gibi. kadar ben dert ettiklerini düşünmüyorum. <laughs> Tabii canım hepsi birbiriyle o, arası. Olan ya. enayi gibi bize oluyor işte. Bu kadar her şeyi ciddileştirmek, bu kadar her şeyi fanatikleştirmek yani kendi takımın bir hata yapınca onu asla görmemek karşı takım bir şey yaptığı zaman hemen yani bu Diyeyim. Bana göre futbol hiç benlik bir olay değil ama Ama yaş ilerleyince e, işte FIFA'dan başladı futbola sarmak Normalde evet. ben de bayağıdır hani Çok böyle ben fanatik gibi alerttan, izlemiyordum FIFA oynamaktan bir Ya Bir de ne yapacaksın ki abi Yani hani kankam geliyorum iki bira kapıp e, O bak beni zaten otetikledi. o tetikledi Olay Aynen Hastasıyım ben yani Oturuyorsun böyle işte keyifle maç izliyorsun İşte bira içiyorsun Yer mastığı bira Ma yani. muhabbet Öncesinde veya sonrasında Hı. FIFA oynuyorsun Hani o ortam çok keyifli böyle erkek erkeğe yaptığın işte aktivite. Hı hı. Sosyalleşmek ki ben onu mesela çok eksikliğinde arıyorum. Kankam ya, çok zorlanıyor değil mi? <laughs> Kanka zor oluyor. Sıkılıyor musun? Genel olarak nasıl geçiyor? Yani şimdi ben şeyi tahayyül edemiyorum. Sen dört kişisiniz çünkü sen yani Eşin, çocuğun, kedin ve sen bir komün halinde. Yani bir noktada idare ediyorsunuzdur gibi hissediyorum. Ama tabii sosyallik ihtiyacı farklı bir şey. Eş, senle, Umut'la işte diğer böyle arkadaş ortamıyla yaptığın aktiviteler çok keyifli geliyor bana. Niye? Ben ona erişemediğim Hasretli için. hani Yani şey gibi sen ev yemeğine hasretsin ben fast food yemeğe hmm. hasretim. Yani tamamen hani insan elinde olana değil Elinde olmayanlara İnsan olayıp sahip komşunun tavuğu hep şey geliyor. Aynen. O muhabbet maalesef var. Bilmiyorum inşallah yani en nihayetinde bir ayağım Bodrum'da benim. Burada bir ayağımı da buradan çıkartmaya niyetli değilim. Özellikle son geldiğimden sonra. Bir noktada ben de belki boğa sonu olur. Bir şey olur. Yani en azından biraz daha ağırlığımı buraya arttırmayı niyetliyorum. Böyle takılmak güzel. Ya ben şeyin eksikliğini çok arıyorum. Bir ofisimiz olsun. insanlar ofise gitsin gelsin. Sabah evden çıkayım ofise gideyim. Çünkü burada yaşadığım zaman abi sabah uyanıyorum ekranın karşısına geçiyorum akşam oluyor dört duvar arasında korsanı gezdiriyorum geliyorum sen yoksun dışarıya çıkacağım işte kimse yok çıkabileceğim. Ben yani kafayı yiyorum. Şimdi bir ofis ortamı olsa herkes sabah gelse evden çıkıp bir giyinip çıksak yani çünkü altımda pijama yani günlerce pijama ile haftanın altı günü altımda pijama var yani dışarı çıkmadığım zaman. Bu durum beni çok yoruyor. Belki ileride ekibi gaza getirip böyle boğada büyük para yaparsak herkesi bu <laughs> şekilde tekrar <laughs> ya yani şey çok kötü. Yani sürekli yıllardır işte YouTube döneminden beri evde evden hmm. çalışıyoruz. Evde olmak ve hani artık mesela yarın bir gün çocuğun olursa daha net anlayacaksın. Çocukla beraber evde olmak çok daha zor. Çok zor. Yani oturuyorum mesela bilgisayara tam böyle full fokus grafiklere boğulacağım. Ba 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 başlıyor ba ba Aynen. Bir başlıyor haydi bırak bir işte işi gücü çocuğu mıncır oyna şey yap. İnsan evden çıkmayı özlüyor. Evden çıkıp ne bileyim işe gideyim. Hani o evden işe gittiğim mesafe var ya büyük nimetmiş Çok ben onu güzel. Öyle, şu an anladım. Yani kalkıp bir dişini fırçalayıp yüzünü yıkayıp yani bu zaten pijama yaptığı bir şeyler de hani <laughs> pijama bir, dışında bir şey giymek. Bir giyinmek. Hani bir aynaya bakıp dur iyi oldum ya. O, onun verdiği hazzı işte ben 10 yıldır Oğlum evden podcast çalışıyorum. çekmek için buraya geldim ya. Hani şöyle giyinmek yani bana şu Değil an, oh. aynen hani uzun zamandır yapmadığım bir şeymiş gibi geldi. Bu işi yapanların, evden çalışan insanların yaşadığı büyük bir şeydir. Bunu da evden çalışmak şeyle, time lapse ile, time frame ile bu şeye koyabiliriz. Halledeceğiz, bir boğa geçirelim, güzel para yapalım, belki... Ne bileyim, bir mekan açarız, bir şey yaparız. Ya bir sürü... Mekan açmak daha mantıklı olabilir ya. Hani ofis açmaktansa. Çünkü <laughs> ayı döneminde ofiste ne yapacağız? Hani evet ayı birbirimize ofis, bakacağız ofis bayağı canımızı sıkmıştı. Belki öyle planlar yapabiliriz. Gündemimizi, konuşacağımız konuları konuştuk, aklı geçti. Ben e, yine bu izleyicilerle konuştuğumuz kısma geliyorum. E, yorumlarınızın hepsini okuyoruz. Sizlerden ricam dediğim gibi konuşun dediğiniz konu başlıkları. Ama şunu demeyin ya. Sol mi, ripple mi? Ya... <laughs> diye. belli kendi yani normal sohbet ediyoruz burada. Hani piyasa psikolojisini konuşuyoruz, işte döngüleri konuşuyoruz, sosyal hayatı etkilerini konuşuyoruz. Biraz daha bunları konuşuyoruz. E mesela bir tane soru gördüm yorumlar arasından bunu da konuşmak istiyorum. Tabii ben bunu sen biraz daha iyi cevaplayabilirsin. E, arkadaşlarla iş yapmak kolay mı? Bu durumdan nasıl etkilendin gibi bir soru gelmiş. Yani hem... Çok yakın arkadaşımsın. Çocukluk hmm. arkadaşımsın. Hem de bir yandan baktığın zaman patronumsun. Tabii lan. <laughs> <laughs> ben mesela hani benim önceki çalıştığım yerlerde de hani ilk başta kendime yakıştıramadığım şey kendime laf getittirmek. O yüzden ben hani elimden geldiğince yaptığım işin aldığım paranın hakkını verme taraf hani verme kafasında olduğum için biz senle mesela o konuda hiç problem hiç yaşadığımız yaşadığımızı hatırlamıyorum. Abi işte bu bunda biraz senin dünyanın en çalışkan en sorumluluk sahibi insan olman yetiyor. Gerçekten keşke herkes senin gibi olsa. Yani örnek <laughs> alınacak kanka. insansın. Bir gün bile beni hani sadece kendi bireysel trade'indeki yaptığın işte aşırılıklar yüzünden şeyimiz oldu. Aynen. Benim Melih özelinde zaten konuştuğumuz gibi hiçbir zorluğum olmadı ama arkadaşlarla çalışmanın şöyle zorlukları olabiliyor. Bazen verimsiz veya az çalışılan durumlarda bir şey söylemen gerektiğinde rahat rahat şey yapamıyorsun yani. Kayamıyorsun. Evet ya yani ben genel olarak kayan bir insanım. Yani herkese pat güt alt üst gidiyorum. E, bu da benim şey özelliğim ama bir, biraz daha şey yapıyorsun yani. Hani kırılmalar olabiliyor. İşte ne bileyim ya yani mesela şey yapamıyorsun. Elin insana olsa ya yani çık git dersin mesela. Yani yeter çalışmıyorsun. Teşekkürler dersin. Arkadaşın olunca mesela bunu diyemiyorsun. Bir de ama diğer kişiler nasıl karakter yani her insanın karakteri farklı. Şimdi senin karakterin de genel olarak şey olduğu için hani kıyamam ama hani böyle mesela birini kovacaksın diyelim lan hani onun kovsan nasıl sıkıntılara gireceğine kadar her detayını düşünüyorsun veya çevrendeki her insanı bir şekilde kurtarma e, psikolojisinde olduğun için işte bence senin durumun biraz daha farklı. Ben ama, zor ben zaten zor. Bunun zorluğunu çekiyorum. Yoksa benim ne zorum var? Ninja'lar ekiptir falandır filan. Bir şekilde işler böyle gelişti çünkü. Bu noktada mesela senin de yani bugüne gelene kadar e, baktığımızda ben e, yani sen belki fark etmiyorsundur ama ben dışarıdan bir gözle baktığımda senin bununla alakalı hani arkadaşlarla iş yapma konusunda çok sıkıntı yaşadığını görebiliyorum ki bunun birçok örneği vardır. Ve ben de bir çalışanım, hatta sigortalı çalışanım. Sen bana göre mesela çalışması en kolay insansın. Tabii ki. Neden tabii en kolaysın? İşini yani işini doğru yap, ne yapıyorsan yap. Günlük kaç saat çalıştığın hiç önemi biraz, yok. Biraz biraz fazla çalış, yemiyordum ha bütün ekibin yüzü burada. Biraz fazla çalış, kendi payımdan verip ekibe lan çok çalıştı hani normalde işte 3 alacaksa sallıyorum 500 alacaksa hani potansiyeli oysa yaptığı işin yani çok çalıştıysa yine o 700 sallıyorum. Örnek veriyorum. Aynen. Geçmeden olmuyor. Ama bu e, genel olarak hani arkadaşla iş yapma nasıl? Bence çok zor bir şey ve yapılmaması çok zor gerekiyor, bir şey. gereken bir şey. Çok zor bir şey. Melik gibi bir arkadaşınız yoksa arkadaşla iş yapmamak gerekiyor. Bu arada yani diğer arkadaşlarımla da bir problem yaşamıyoruz ama öncelerinde, başlarında çok yaşadığım oldu. Çünkü bir şey söylüyorsun, bozuluyor. işte bazı şeyleri yapmıyor. itekliyorsun itekliyorsun hani falan filan. Hani bir şey diyemiyorsun Böyle durumların artıları eksileri yaşını kesinlikle arkadaşlı iş yapmaktan imtina etmek gerekiyor. Bizim yaptığımız iş biraz daha neyse ki istediğimiz şekilde gelişti. İşte herkes bir şeye oturdu mesela şu an Melih ve Umut siz Ninja Traders YouTube kanalını götürüyorsunuz. Akışınızda hiçbir şekilde şey yok o taraf siz oturdunuz işte Yasemin vardı Yasemin işte tona geçti onun mesela iyi bir kariyer yolu açıldı hem yani çok daha avantajlı olmuş olduğu onun için daha çok maaş oluyor abi. Aynen. <laughs> güzel yani size daha çok maaş teklif ederlerse vermem o bon servisiniz bende <laughs> ya ben onu düşündüm biliyor musun hani gelse ne yaparım abi para için hani parayla alakalı bir problem yok ki hani biri kalkıp bana böyle ne bileyim hani biri bir iş yapmamı söyleyecekse o sen olursun veya Umut olur başka kimsenin emri altına girip de ya işte para veriyor işte şunu yap bunu yap şunu paylaş. Yani hayırdır. Yani ya işte bizim konumuz öyle değil ama mesela işte yine Yasemin örneğinden vereceğim. Şimdi Yasemin pazarlama operasyon organizasyon böyle şeyler yapıyor. Onun mesela bir yere geçmesi emir almak gibi değil de ya yani öyle bir konumda çalıştığın zaman yaptığın işte gelişme, bir şeyler öğrenme fırsatın olabilir. Ama öyle onun bir... branşıyla mesela ben ki. bana diyecek ki mesela işte gel iç işte bizim ekibe dahil ol. Telegram'dan analiz ver, oradan analiz var. Bizim YouTube kanalına çek. Ondan Tabii sonra canım yani sana çekeceğim oturur kendime çekerim hani zaten iyice benim sen kimsin. Aynen öyle aynen öyle. Gibi bir algı oluşuyor. Evet neyse arkadaşla iş yapmak konusunu da biraz konuştuk. Toparlayacak olursak arkadaşla iş yapmak yerine göre güzel. Yani zorluklarını konuştuk ama mesela biz ofis döneminde sabah geliyoruz, kahvaltılar yapılıyor işte. Umut tavayı çeviriyor, Melih meyve sularını koyuyor. Ben yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana. Yani şey olayı çok güzel. Arkadaş grubunla bir şeyi tutup bu benim bu arada çocukluk hayalimde çocukluğumda hep böyle bir bir arkadaş grubunun bir bir projeyi yapıp böyle onu patlatma olayı benim çocukluktan böyle bir bir dizide mi bir filmde mi, bir yerde görüp çok imrenmiştim biz sana şey diyorduk yani ya, bu kadar bu noktaya geldikten sonra değil de daha öncelerinde daha işte basamakları yeni yeni Aha. çıkmaya başladığını acun diyorduk ya sana <laughs> <laughs> kriptonun acunu. ya işte e, yapısal bir şey demek ki yani çocukluk travmaları işte yaşadığın bazı olaylar, düşündüğün bazı şeyler seni bir şekilde böyle bir yaşama itiyor. Ben de böyle bu kadar iş, yani bir sürü proje olsun, boz koşturayım gibi yapıda bir insan değildim. Ama ben acını da anlıyorum. Yani arkadaşların olmadan yanında, yani çünkü... Şimdi ben bir anda kriptonun yükselişiyle beraber 2020'den sonra özellikle böyle bir Roket dedim gittim. Aynen. Ya abi bakıyorum arkadaşlarıma, asgari ücrete bir yerde çalışıyor, öbürü bir yerde çalışıyor. Ya kimde yiyeceğim ben bu parayı? <laughs> Mecbur iş ona dönüyor bence. Yani biraz bir arkadaş grubundan birisi ciddi sıyrıldığı zaman ne yapacağım abi? Elin insanlarıyla, yani tanımadığım Çalıştığım, insanlarla mı? Yani çalıştığın ortamı daha keyifli hale getiriyorsun. Ama burada gelen işte arkadaş seçtiğin arkadaşların da önemli. Arkadaşların sana karşı kendine kendine saygısı olan işine saygısı olan insanlarla. Çalıştığın zaman sıkıntı olmuyor yani Arkadaşlarınızı düzgün seçin <laughs> Arkadaşlar bu hayattaki en önemli şeyler Evet bu konumuzu da böyle bitirdik Bir saate de yaklaştık Nasılmış podcast keyfi Ya e, podcast çok keyifli bir şeymiş Ama şu kulaklık olayına hala alışamadım Hani ses geliyor, geliyor ya Evet. Hani... Ama bu moda sokmuyor mu insanı Evet yani şu yani an böyle radyo otursak daha konuşurum evet. Kulaklığı çıkarsak böyle Telefona kitleneceğim gibi falan Kulaklığı çıkarınca böyle bir abes geliyor zaten Birazdan yani Olayın çıkarınca... ciddiyetini kavratıyor Çıkarınca birazdan bakarız. O zaman kaldıraç dördüncü bölüm. Melihli bölüm. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlara lütfen yazın. Abi şu konuyu konuşun. Bak şöyle bir gündem var. Herhangi bir anınızı anlatın. Tecrübenizi anlatın. Hepsini okuyoruz. Yorumlarınıza değer veriyoruz. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Like abone önemli. değilseniz abone olmayı unutmayın. Vaktinizi ayırdığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Hepinize keyifli, sağlıklı bir hafta dilerim. Bitti mi?